Evet, Ekonomi Kulübü'nde bu hafta Beyaz Koltuk'ta Turkcell Genel Müdürü Sayın Süreyya Ciliv var. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İsterseniz şuradan başlayalım. Artık cep telefonları hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Bırakın işte cep telefonsuz iki kişinin buluşamamasını. Evimizde artık çalar saatler bile kalmadı ki bunlar çok ilkel fonksiyonları artık cep telefonlarının. Herkesin cebinde küçük bir bilgisayar taşıması mümkün. Geçtiğimiz günlerde de bir haber vardı. Son 17 yılda iletişim masraflarını bir kenara bırakalım. Sadece cep telefonlarına 20 milyar dolardan fazla para harcamışız ki bu korkunç bir rakam. İş dünyasında doğru hedefi kilitlenmek önemli. İşte burada 17 yıl önce sektörün buraya geleceği tahmin edilebilir bir şey miydi? İsterseniz buradan başlayalım. Şimdi teknoloji dünyasının güzelliği bu. Gerçekten teknoloji değişim yaratıyor ve ortaya değer çıkartabiliyor. Dediğiniz gibi 17 yıl önce, 18 yıl önce 1993-94 yıllarında Türkiye'de satılan, kullanılan cep telefonu sayısı sıfır. Çünkü o zaman da cep telefonunun bir tanesinin maliyeti de 3.000-4.000 dolar seviyesinde. Ve tahminlere göre Türkiye'de 30.000-40.000 tane cep telefonu kullanılır diye de tahminler var. Fakat teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki o 4.000-5.000 dolar olan telefonlar bugün 50 liralara kadar düşebiliyor. Ve sayısı da sıfırdan 65 milyona çıkıyor. Dünyada da benzer bir gelişme var. Dünya nüfusu 6.8 milyar, 5.5 milyar cep telefonu kullanılıyor. Ve Afrika gibi birçok ülkelerde ülkenin gelişmesi için yapılan ilk büyük yatırım mobil iletişim altyapısını kurmak oluyor. O yüzden teknoloji dünyasının bence faydalarını yaşadık. Yani şunu da belirtmek istiyorum. İlk 17 sene ses hakkındaydı. Yani radyoya benzer bir şekilde. Fakat mobil internetle 3G ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. Bu internete mobil ortamdan ulaşma dönemi. Bu sanki radyodan televizyona geçme dönemi gibi. Ve mobil internet bence insanlara, dünya nüfusuna çok daha büyük değer katacak diye düşünüyorum. Süreyya abi, peki şunu merak ediyorum. Yani Demet'in verdiği rakam aslında ilginç bir rakam. 20 milyar dolara önemli bir para. Biz bugünlerde yerli otomobil yapılmasını tartışıyoruz. Yani bu kadar tamam, şunlar güzel, gelişmek için 3G olmalı, cep telefonu olmalı, GSM hatları son derece gelişmiş olmalı ama bunları Türkiye'de üretmenin bir imkanı yok mu? Yani böyle bir altyapı yok mu Türkiye'de bunu yaratabilecek? Şimdi bunun cevabı tabii ki evet ve yani burada şimdi akıllı telefonlar, akıllı bilgisayarlar denince akla gelen iPhone'lar, BlackBerry'ler, Nokia'nın ve Samsung'un akıllı telefonları. Bunların fiyatları yüksek. Yani neredeyse 800 dolarla 1000 dolar arasındaki rakamlarda. Biz de buradaki ihtiyacı gördüğümüz için, bu fiyatların çok daha düşmesini arzuladığımız için, yani Turkcell'in tarihinde bir ilki yaptık geçen aylarda. Turkcell'in T10 markasıyla bir telefonu piyasaya sürdük. Burada yaptırdığımız işin elektronik tarafını Çin'de imal ettirdik. Türkiye'ye ithal ettik. Üstüne kendi yazılımlarımızı ekledik ve ortaya Turkcell T10 çıktı. Bence bahsettiğiniz vizyonun ilk adımı buydu. İnşallah ileride daha çok katma değeri Türkiye'de ekleyeceğiz. Dünyayla kıyasladığınızda iyi bir noktada mıyız? Ama bence bugünlerde beni en çok heyecanlandıran konu bu soruya cevabımız. Ben de 58 doğumluyum. 52-53 yaşlarına, 53 yaşına yaklaşıyoruz. Hayatımın belki de ilk defa söylüyorum, kendimi Türkiye'de teknoloji açısından dezavantajlı hissetmiyorum. Ve bu yüzden gerçekten sektörümüz olarak ve bu sektörün lideri olarak, Turkcell olarak bir bakıma da gurur da duyuyorum. Çünkü dünya global ekonomik krize girdiği yıllarda biz muazzam yatırımlar yaptık. Evet. Yani son 2 yılda 4 milyar liraya yakın yatırım yaptık ve krizin en hızlı anında 3G'ye lisans parasıyla birlikte 2 milyar liranın üstünde büyük yatırımlar yaptık. Fakat bugün mobil internet açısından Türkiye gelişmiş ülkelerin neredeyse hepsinden daha hızlı bir konuma geldi. Yani geçen yaz gazeteci arkadaşlarımızla katıldığınız bazılarınız, Diyarbakır'a gittik. Oradaki mobil internetin maksimum hızını ölçtük. Sonra uçağa atladık, Paris'e gittik, orada ölçtük. Diyarbakır Paris'ten 3.5 misli daha hızlıydı. Ne yani, getirir bu bize? Yani biraz evvel şu noktayı söylemiştim. Dünya nüfusu 6.8 milyar, 5.5 milyarı cep telefonu kullanıyor diye. Fakat bugün internet kullanan insanların sayısı dünyada
1,5 milyara civarında. Önümüzdeki 5 yılda bu 1,5 milyar insanın sayısı 5 milyara yaklaşacak. Yani mobil internet yüzünden dünyada internete ulaşan insanların sayısı hızla artacak. Bu ne demek? İnsanların bilgiye çok kolay bir şekilde ulaşması demek. Yani hakikaten benim öğrencilik yıllarımda birçok öğrenci yani bursları alıp yurt dışına gidip bilgiye ulaşmak için gidiyordu. Evet. Ve yani dünyanın en büyük üniversitelerinden mesela Harvard Üniversitesi olsun, en büyük kütüphane bizde diye övünüyordu. Gerçekten de Amerika'da devletin kütüphanesinin dışında en büyük kütüphane Harvard'daydı. Fakat artık o bilgilere ulaşmak için cep telefonunuzdan ulaşma fırsatı ortaya çıkıyor. Bu ne demek? Bu Türkiye'nin genci için, Türkiye'nin insanı için, Türkiye'nin girişimcisi için, iş adamı için bütün bilgilere anında cebinden ulaşabilmen demek. Bu fırsat eşitliği demek. Bu bana büyük heyecan veriyor. Yani şuna gerçekten bütün kalbimle inanıyorum ki Bill Gates'in bundan 30-40 sene önce yani lisede bilgisayarla tanışması onu bugünkü konumuna hazırladı. Ama geleceğin Bill Gates'leri bence Türkiye'den çıkmaması için hiçbir sebep yok. Yani bilgi çağını yakalamak aslında bu sürecin başlamış olmasıyla mümkün değil mi? Bir toplum içinde öyle. Evet, kesinlikle. Biz bunu dünyayla rekabet açısından iyi bir noktadayız ve yakaladık diyebiliyorsunuz. Yani şu en azından diyorum ki yani yazılım biliyorsunuz Microsoft'ta 10 sene çalıştım. Orada hep geleceğin altyapılarını üstünde biz yazılım geliştirirdik. Ve 3G'den önce Türkiye bence teknolojide tekrar yani teknolojide aynı matbaada olduğu gibi teknolojiyi geriden takip ediyordu. 3G'nin gelmesiyle birlikte daha fazla yatırım yaparak ileriye geçtik. Şu anda Türkiye'deki yazılım geliştirebilen kardeşlerim şu anda dünyanın en gelişmiş altyapısında en hızlı şekilde mobil internet üstünden yazılım uygulama geliştiriyorlar. Bu da fırsat eşitliği demek. Şunu vurgulamak istiyorum. Bence Türkiye belki diğer ülkelere göre 3G'ye geç girmesine rağmen zamanlama açısından da mükemmel bir zamanlama oldu. Çünkü dünya ekonomik krize girdiği yıllarda olduğu için 3G ekipmanının çok uygun fiyatlarda ve 3G ekipmanının çok yüksek performansta olduğu bir dönemde aldık. O yüzden diğer ülkelerin önüne geçtik. Türkiye mobil iletişimden en yüksek vergi alan ülkelerin başında geliyor. Ve yani biz bir hizmet sunuyoruz. Bu hizmetin karşılığında bir tahsilat yapıyoruz müşterilerimizden. O tahsilatın tahminen yarısı vergi olarak ülkemize, devletimize geriye dönüyor. O da su elektrik olarak tekrar halkımıza gidiyor. O yüzden ben mutluyum. Yani devletimize bir kaynak yaratmakta biz de aracıyız diye düşünüyorum. Globalleşen bir dünya var. Veyahut da globalleşmiş bir dünya var. Yani bizim şirketlerimiz, ürünlerimiz sadece Türkiye pazarı içinde değil, dünyada rekabet edebilecek ürünler, servisler olmalı. Ve bunları mümkün olduğu kadar da kendimiz hatta markalaştırmalıyız ki daha fazla katma değer elde edelim. O yüzden bizim bu teknolojinin her katmanında acaba biz burada fark yaratıp dünya oyuncusu olabilir miyiz diye düşünmemiz lazım. Ve bütün bu işlerde katma değer de çok önemli. Geçenlerde bir rakam vardı. Mesela iPhone'un maliyeti 169 dolar diyor. Çin'deki katma değer tahmin edin ne kadar? Bunlar yani, Çin'de üretiliyor. Evet, oradaki aynen 6,5 dolar. Fasoncuların hikayesi evet, gibi. Yani burada sadece bir şeyin üretimi değil, acaba katma değeri ne kadar? Yani ülkede kalan para ne kadar? Üretenin, emeği geçenin, tasarımcısının, mühendisinin ve işçisinin hep beraber emeğiyle ne kadar para kalıyor? Bunu bizim maksimize etmemiz lazım. Ve devamlı teknolojiyi çok yakından takip ederek acaba o pazarda bu ürün ve servisimizle, kendi markamızla pazar birinciliğine oynayabilir miyiz? Global oyuncu olabilir miyiz? Yani mesela bugün Turkcell 9 tane ülkede faaliyet gösteriyor. Yani ben yarın Almanya'ya uçuyorum. Almanya'daki Deutsche Telekom'un CEO'su ile beraber açılış yemeğini yapacağız. Almanya'da Turkcell Europe markasıyla ürün ve servislerini Almanya'da diğer bütün rakiplere karşı biz kendi markamızla rekabet edeceğiz. Yani bu güveni, bu kabiliyeti, bu beceriyi elde ettik.
Aynısını elektronikte de bence bazı konularda yapmamamız mümkün değil. Fazla detaya girmek istemiyorum ama yani hem şebeke olsun, hem antenler olsun, hem de bu elektronik cihazların nasıl daha fazla katma değerini Türkiye'de ortaya çıkartırız diye düşünüyoruz, çalışıyoruz. Hani Turkcell'in attığı adımlardan bahsediyoruz ama bir süredir yönetimle ilgili bir karmaşadan da bahsediliyor. Buna devam edelim mi Özbey? Tabii ki olur. Ben şunu sormak istiyorum. Geçenlerde Sabah gazetesinde yer verdik buna. Bir süre evvel Telia ve Altimo'nun ortak atamak istediği bir yönetim kurulu başkanı vardı. Sir Julian Horn. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı Sabah gazetesine Londra'da. Ben Altimo ve Sonera tarafından kullanıldım dedi. Ya nasıl değerlendiriyorsunuz böyle bir açıklamayı? Vallahi inanın o gelişmeleri ben de son dakikalarda öğrendim. Orada yani Telia Sonera ve Altimo yönetim kurulunda bağımsız üyeyi değiştirme konusunda adımlar atmaya niyetlendiler. Ve yani bence Turkcell'de bir tane bağımsız üye var. Onun yerine de Sir Julian Horn Smith'i aday gösterdikleri anlaşılıyor. Turkcell'in %34 civarındaki hissesi halka açık. O yüzden Turkcell'de bağımsız üyelerinde olması bence sağlıklı. Önümüzdeki dönemde bence oraya da gideceğiz gibi gözüküyor. 21 Nisan'da genel kurul var. Biz de genel kuruldaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Ben şirketin icrasından, yönetiminden ve operasyonlardan sorumlu en üst düzey yöneticiyim. Ve üstümde yönetim kurulundaki değişiklikleri benim değiştirmem mümkün değil. Ben o yüzden işime odaklanıyorum. Açıkçası Turkcell, bakarsanız performansına sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en başarılı performansını gösteren mobil şirketlerden bir tanesi. Bir defa abone sayımızla biz Avrupa'nın 3. en büyük operatörüyüz. Ve pazar payımızda Avrupa'da yine ilk 2'ye giren yüksekte bir pazar payı. Ve bizden çok daha büyük rakiplerle, bizden daha büyük global pazarda avantajları olan rakiplerle rekabet ediyoruz. Ve bazen de yani regülasyonun da zor kararlarına da bu bize bazen dezavantaj teşkil etmesine rağmen. Ve daha yani geçen hafta açıklandı. 2007'de, 2008'de, 2009'da olduğu gibi 2010'da da Türkiye'nin en beğenilen şirketi Turkcell seçildi. Bunun yanında yine World Finance Organizasyonu son 10 yılın en başarılı şirketlerinden bir tanesini Avrupa'da Turkcell olarak gösterdi. Ben gerçekten burada bütün Türkiye'yi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum ve bütün müşterilerimize teşekkür ediyorum, bütün iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Bu büyük bir takımın başarısı. Bence işte bahsettiğimiz gibi globalleşen dünyada teknolojiyi kullanarak global pazarda başarılı olmuş, bölgede 9 ülkede başarılı operasyonlar kurmuş bir şirket Turkcell. O yüzden yani kendi menfaatleri için bazen yönetime suçlamak bence çok adil olmuyor diye düşünüyorum. Aslında peki, o mücadele de biraz ondan kaynaklanıyor galiba. Sadece, değerli bir şirket, başarılı bir şirket, global bir şirket ortaya çıkınca onun paylaşımı ya da etkinlik elde etmek. Şunu bir sorayım da. Bitireyim şunu. Gönlümde Turkcell'in Türk şirketi olarak kalması var. Aynı hissi yaşıyor musunuz? Aynı düşünceyi taşıyor musunuz? Tabii ki. Ya hiç kuşkusuz. Bence Anadolu'nun bağrından çıkmış, Türklerin kurduğu bu şirketin merkezinin, yönetiminin bağımsız olarak Türkiye'de kalması Türkiye'nin menfaatine olacaktır.